Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sesim geliyor mu? Ses kontrolü etmek istiyorum öncelikle. Bana chat'tan yazabilir misiniz? Ses geliyor mu, gelmiyor mu diye. Evet, sanırım ses geliyor. Herkese yine hoş geldiniz diyorum. Bu akşamki yayınımızı da başlatmış olduk. Küçük bir görüşmemiz vardı. O yüzden 15 dakika geç başlamış olduk. Ama vaktimiz var. 40 dakikalık, 45 dakikalık bir vaktimiz var. O yüzden başlayabiliriz. Evet, iyi akşamlar. Bugünkü konularla ilgili de şöyle yapalım. Bugün yarınla ilgili bir sunum yapmak istiyorum size. Yarın 23 Ekim'de EcoFest'in canlı yayın aktarımı olacak. Canlı yayına bağlanabileceksiniz. Canlı yayına bağlanma konusunda sistemde sayfanıza girdiğiniz zaman sayfanızda yayınlanmış olan Türkçe dilinde yayını göreceksiniz. Haber akışında kontrol edebilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz, YouTube'dan hatırlatma olarak bir kayıt yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz yani. Hatırlatıcıyı aktifleştirebilirsiniz. Yarınki canlı yayını oradan katılıp izleyebilirsiniz. Yarınki EcoFest'in canlı yayınla ilgili 6 dilde seçenek var. 6 dilden birini tercih edebilir. Oradan haberlerle ilgili bilgileri dinleyebilirsiniz. Burada anlayamayacağınız belki de diller de olabilir. Çünkü İngilizce, Rusça, Fransızca var. Birkaç dil daha var orada seçenekler arasında. Yine de anlamasanız da yayına katılıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonrasında biz bu yayını Türkçe'yi kendimiz çevirip sizinle paylaşacağız. Oradan da aktarımda bulunacağız. Fakat Türkiye'deki katılımı da gösterebilmek için bizim de orada EcoFest'in canlı yayınını izlememiz gerekiyor. İzlediğimiz zaman o canlı yayındaki o atmosferi bir de yaşamamız da gerekiyor. Çünkü orada hem konuşmacılar olacak, hem Anatoly Yunitski beyefendi kendisi seslenişte bulunacak, yapılan projelerle ilgili açıklamalar yapacak. 2021 için bir planlama paylaşımında bulunacak. 2020'nin nasıl geçtiğini anlatacak. Daha önceki EcoFest'e katılan farklı ülkelerden yatırımcılar, ortaklar, bunlar hepsi daha önceki duygularını paylaşacaklar. Bu seneki EcoFest'in beklentisi nedir? Onunla ilgili kendi düşüncelerini paylaşacaklar. Bunları hepsini aktarmış olacaklar. O yüzden sayfalarınıza girip Skyward Community'nin sayfasına girip Türkçe haber akışından yeni haberlerden 23 Ekim'le ilgili EcoFest haberlerinden bunları hepsini öğrenebilirsiniz. Konularda neler yer aldığında görebilirsiniz. 2020'nin genel bir bakışı, genel bir durumuyla ilgili aktarım, 2021'in planlaması içerisinde yer alan bütün projelerle ilgili aktarımları, daha önceki EcoFest'e katılan başka ülkelerden liderler, ortaklar, yatırımcılar, bunların düşüncelerini, konuşmalarını, paylaşımlarını hepsini çeviri yaptırıp sayfaya koymuş durumdalar. Buradan haberleri okuyun. Saat kaçta başlayacak? Saat 10.30'da başlayacak. Saat 11'de asıl canlı yayın başlayacak. Anatoly Yunitski kendisi canlı yayını direkt yapacak.
Yani onunla olan bütün konuşmalar canlı yayından yayınlanacak. Ama yarım saat öncesinden bir tanışma, 2020 içerisinde yapılanlar, özetler, bunlar hepsi yayınlanmaya başlayacak. Saat 10.30'da Türkiye saatiyle yayın başlamış olacak. Tekrardan duyuruyorum. Saat 11'de de Anatoly Yunitski ile canlı yayın başlamış olacak ve bu canlı yayın sırasında uzun bir canlı yayın olacak. Canlı yayında yapılacak olan projeler, yapılacak olan yatırımlar, yapılacak olan anlaşmalar, ülkeler hakkında bilgiler, bunlar hepsi Anatoly Yunitski tarafından aktarılacaktır. Soruları olan arkadaşlar, başka şeylerimiz de olacak, başka projelerimiz de var. O yüzden bana bu projeyle ilgili sorularınızı lütfen yazarak özelden veya gruplardan iletmenizi rica ediyorum. Veya Hikmet Bey, Yeter Hanım, İlhan Bey gibi kişiler üzerinden veya bir üst liderleriniz, benimle bağlantısı olan kişiler varsa onlar üzerinden sorularınızı iletmenizi istiyorum. Çünkü sizden topladığım sorularla ayrıca sizin için bir sunum yapılacak. Yine yöneticilerden net cevaplar alınarak o sorular üzerinde bir çalışma yapılıp bu sorular sunulacak. Bununla ilgili lütfen bir soru listesi hazırlayınız. İlhan Bey, siz de bu konuda bayağı aktif oluyorsunuz. Hikmet Bey aynı şekilde, Yeter Hanım. Mahir Bey katıldı mı bilmiyorum. Mahir Bey de soruları var. Onu da biliyorum. Yazabilirsiniz. Şeref Bey var mı? Sorularınızı yazabilirsiniz. Hüseyin Bey katılmışsınız. Sorularınız varsa sormak istiyorum. Netleştirmek istiyorum. Aklıma takılıyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorum diyen kişiler sorularınızı mutlaka ve mutlaka yazın ve bana ulaştırın. Bu sorularla ilgili bir sunum hazırlanacak ve bunu sürpriz olarak yine size toplantı yapılıp sunum ne zaman yapılacağı ile ilgili de bilgi aktaracağım. Bunu ben yöneticilere teslim etmem gerekiyor. Sürpriz olarak size sunulacak. Mevlüt Bey de katılmış, evet. Teşekkür ederim katılanlara. Hayır, İlhan Bey, soruları şu an sormayın. Soruları bana yazılı olarak atarsanız ben bu soruları yöneticilere iletip size cevapları alabilmek için bir hazırlık yapacağım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Anatoly Yunitski'ye yöneltebileceğimiz sorularımız elimizde olacak ve bu soruları özellikle ona yöneltip ondan cevapları alacağız. Bununla ilgili bir sunum hazırlayacağız size. Bunun çalışmasını, ön çalışmasını yapıyorum. Bunları bana hazırlayın lütfen. Bunları bana yazın. Ben bunları çevirisini yapacağım. Yetkililere aktaracağım. Onlar da Anatoly Yunitski ile görüşüp ondan cevapları alacaklar. Belki de size canlı bir yayınla bağlanıp da sunum yapacağız. Belki de sunumu onlar yapacaklar ama biz burada birlikte bunu canlı yayında hem tercümesini yapacağız hem soruların cevaplarını öğrenmiş olacağız. Bu şekilde olacak. Evet, Word olarak gelirse daha da iyi olur. Çok teşekkür ederim. Evet, daha kolay olur. Hem ben orada direkt Rusçasını da yazarım. Sonrasında da bunun üzerinden gidebilirim. Ecofest ile ilgili de dediğim gibi sayfanıza girin. Sayfanızdan haber akışında takip edebilirsiniz. Ben bu haftanın önemli konusu olarak bir de yatırımlarınızla ilgili bir çağrıda, size verilen bir fırsatı değerlendirme konusunda bir ön adımı atmanızı rica edeceğim. Çünkü bu ay bitiyor. Biliyorsunuz ki 31 Ekim ayına kadar, 31 Ekim'e kadar bir paketimiz var. 5.000 dolar ve 10.000 dolarlık paket var. 600 dolarlık ve 1.200 dolarlık paketimiz var. Buraya yatırımlarımızı lütfen yapalım. Çünkü biz şu anda önde gitmek için yol almış arkadaşlar olarak başladık ve bunun yolu içerisinde daha fazla söz sahibi olabilmek için, daha fazla olanaklardan yararlanabilmek için kendi tarafımıza daha olumlu
dönüşleri alabilmemiz için bir öne çıkma durumuna gelmiş olmamız gerekiyor ve biz şu anda zaten geldik. Fakat bunu kaybetmek istemiyoruz. Geri adım atmış veya orada durduk ve ilerlemiyoruz durumunda olmayalım. Bunu birlikte yapalım. Küçük yatırımlarla da olsa paketlerimizi alalım ama bununla ilgili benimle de bilgi paylaşırsanız çok iyi olur. Bir de arkadaşlar kayıt konusunda kayıt yenileme veya yakınınız tarafından bir kayıtta bulunabilirsiniz. Grup altına yerleşebilirsiniz. Bu grubun üzerinden biz Türkiye içerisinde bir zaman sonra Türkiye'de kurulacak olan o büyük masanın bir tarafında biz oturalım. Lütfen bu konuda hassasiyetinizi gösterin. Çünkü şöyle düşünün, ben burada tek taraflı olarak bir düşünceyle karşınızda değilim. Ben sizinle birlikteyim. Ben de bir yatırımcıyım. Benim hedefim var. Benim bu hedefimin içerisinde madem ki böyle bir güzel proje var, bu projenin içerisinde yer alıyorsak biz bu hedefi gerçekleştirmek için birlikte yan yana kol kola yürümeye devam edelim. O masaya oturacak hale gelelim. Biz burada ön safhalarda olalım. Biz buradaki Türkiye içerisindeki projede o masaya ilk oturan grup olarak yer alalım. Bu konuda birlikte başladık, birlikte güç olmaya başladık ve bu gücü gerçekten sürdürelim. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü sanırım bir duraklamaya geçtiniz. Gruplarda sanırım herkes grupları sessize alıyor. Sessize aldığınız için bütün haberlerden bilginiz olmuyor veya sorabileceğiniz sorular var ve siz bunu sormadan bekliyorsunuz. Beklemeyin. Siz bugün değil, hatta yarın da başlamanız gerekmiyor. Siz dün başlamış olmanız gerekiyor. Yol aldık ve yolu gidiyoruz. Bu yolu giderken bu yolu birlikte gidelim. Bu yolu birlikte giderken bir de söz sahibi olalım ki biz bunu zaten yaptık. Söz sahibi olduk. Bize verilen bir söz vardı. Bunun biri gerçekleştirildi. Sonra ikinci söz vardı. O da gerçekleştirildi. Üçüncü söz vardı. O da gerçekleştirildi. Birincisi, bir grup olursanız sizin için özel yöneticilerle, yönetim kurulu başkanlarıyla bir toplantı yapılacak denilmişti. Bu gerçekleştirildi. Bunu yaptık, başardık. Biz buradayız. Biz yatırım yaptık ve buradayız ama bizimle ilgilenen yok dedik. İlgilenmelerini sağladık. İkinci talebimiz bizim haber akışlarını Türkçe olarak okuyabilmekti. Bunun üzerinde bir talebimiz oluştu ama bize dediler ki ekibiniz güçlenirse bu da yapılacak dediler. Ekibimiz güçlendi. Yeni bir ekiple başladık ve gücümüzle birlikte biz yine buradayız dedik. Biz sözümüzü tutuyoruz dedik. Bize bunun karşılığında Türkçe haber akışı verildi. Bunu da elde etmiş olduk. Üçüncüsünde bize bir genel toplantı yapılacak, özel bir grup olunacak denilmişti. Bununla ilgili de yine sunum yapıldı ve şimdi Ecofest ile ilgili yayına davet edildik. Ecofest ile ilgili yayında Türkiye'ye söz hakkı verilecek denildi. Hatta bir şehirde buluşursanız oradan tek bir yayın yapabilirseniz çok güzel olur denildi. Fakat pandemi nedeniyle ve aradaki mesafelerden dolayı bir araya gelemediğimizi bildirdik. Bunu da paylaşmış olayım. Bir araya gelemiyoruz. Gelemediğimiz için biz yayından katılmak istiyoruz diye bir talepte bulunduk. Olur dediler. Bu yayına yarın katılım gerçekleşecek. Ben buna mutlaka katılacağım. Siz de katılın. Konuşma yapacağım. Eğer ki konuşma yap derseniz konuşma yapacağım. Söylemek istediğiniz grup olarak, ekip olarak söylemek istediğiniz, iletmemi istediğiniz konu varsa bunu da bana buradan yazın. Ben bu konuyu da ileteceğim. Buradan da yazabilirsiniz. Ayrıca gruplardan da yazabilirsiniz. Bu konuyu mutlaka iletmiş olacağım. Siz de tabii ki de katılacaksınız. Muhtemelen orada
Katılmak için belki de bir programda olacaktır. Yazışabilecek misiniz? O tarafını tam olarak bilmiyorum ama katılın ve takip edin. Katılın ve katıldığınızı gösterin. Biz buradayız deyin. Bunu benim için değil, bir başkası için değil. Bu Skyway içerisinde yer alan kişiler için değil. Bunu kendiniz için yapın. Sizin yatırımınızı siz yaptınız. Siz bir geleceğe yatırım yaptınız. Yani siz emek verdiniz. Sonuçta emek vererek kazandığınız parayı götürüp bu projeyi yatırıyorsunuz. Buraya aylık olarak ödeme yapıyorsunuz. Belki bazılarınız peşin ödemelerle hisselerini aldı. Bu sizin emeğiniz. Emeğinizi korumak için katılıp ben buradayım deyin. Ben burada söz sahibiyim. Ben burada bekliyorum. Benimle de ilgilenin diye kendinizi ortaya çıkartın lütfen. Bunu benim için yapmanız gerekmiyor. Bunu başkası için yapmanız gerekmiyor. Bunu kendiniz için yapın. Yatırımınız için yapın. Siz zaten oradasınız. Ama siz ses çıkartmazsanız sizin orada olduğunuzu kimse bilmez. Kocaman bir havuzun içerisine bir damlasınız. Kocaman bir havuzun içerisindeki o damlanın hangi damlalardan oluşup da koca bir havuz olduğunu kimse anlayamaz. Siz ses çıkartmazsanız. Bu konuda daha duyarlı olun. Daha verimli çalışmaya çalışın. Var olduğunuzu gösterin. Belki birisi network yapmak istemiyorum diyordu. Belki birisi alt grup kurmak istemiyorum diyordur. Belki birisi işte başka bir yerde bir iş yaptım ama o iş gitmedi. Ondan bir zarar gördüm, tekrar yeni bir şeyle uğraşmak istemiyorum diyordur. Onları hepsini eskide bırakıp yeni sayfayla tekrar yeniden başlayabilirsiniz. Kendiniz hangi grupta olduğunuzu bilmiyorum ama yakınınız adına açıp da bir grup, eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz vesaire herhangi birisini üye yapıp da onun üzerinden de devam edebilirsiniz. Yani yaptığınız yatırımlar ve yapacağınız ve birisine vesile olacağınız. Burada siz sadece kendinize bir şeye vesile olmuyorsunuz. Ya benim burada amacım sadece kazanmak değil, kazandırmak da. Sadece söz sahibi olmak değil, söz sahibi yapmak da. Böyle bir amaçla ben buraya katıldım. Böyle bir amaçla sizin karşınıza her seferinde çıkıyorum. Sizleri her zaman sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Elinizdeki olanakları değerlendirmenizi, fırsatları görebilmeniz için aynı olmaya belki çalışıyorum. Haberleri az çok takip etmeye çalışıyorum. Devamlı olarak onları gözetliyorum. Yani ne yazdılar, neyle ilgili konuşma yapıldı, telefon görüşmesinde ne konuştuk, bunlarla ilgili bütün bilgileri size aktarıyorum. Benden ne kadar çok bilgi talep ederseniz ben o kadar çok bilgi size aktarabilirim. Sessiz, suskun bir halde kalırsanız gruplar içerisinde ben sadece kendim alabildiğim kadar bilgiyle size gelirim. Madem ki siz bu projenin içerisinde varsınız, soru sorun, soru yöneltin, cevap isteyin. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Bu kadar bir planım var. Ben bu planı yaparsam neyle karşılaşacağım? Nasıl bir sonuçlar alacağım? Bu işi yapmak istiyorum ama bu işi yaptığım zaman benim herhangi bir gelirim olacak mı? Buradan kazancım ne olacak gibi ya da daha aktif neler yapabilirim? Ben şunu şunu yapabiliyorum ama bunun yanına bunu da yapmak isterim. Evde oturduğum zaman elimi güçlendirip bir gelir elde edebilirim mi diyebilirsiniz. Evet, şu anda pandemi süreci bir ikinci dalga bekleniyor arkadaşlar. Bunu piyasa içerisinde yurt dışı satışlarım olsun, iç piyasa olsun hepsinden haberim var. Çünkü tam satışın ortasındayım. Dış ticaret müdürlüğü yapıyorum. Dış ticarette birçok ülkeye satış yapıyorum ve bütün ülkelerden hemen hemen bütün ülkelerden haberdarım. Çünkü çalışıyorum. Orada yaşayan, oradaki ekonomiyi takip eden ve oradaki ekonomiye göre benimle de alışverişte bulunan insanlarla birebir irtibattayım devamlı olarak. İç piyasada çalışmam yok fakat çalışma arkadaşlarım, diğer müdürler, bunlarla birlikte devamlı olarak tartıştığımız konular içerisinde. Şu andaki piyasanın durumu siz ne kadar bize yansıtılmasa da çok iyi gitmiyor.
Yani siz burada bu projenin içerisinde yaptığınız yatırımlarla veya çalışmalarınızla başka yatırımcıları çekerek de damla damla bir şeyler elde etme fırsatını yakalıyorsunuz. Network yaparak ilerleyen bir süreç içerisinde tekrardan bir pandemi süreci başlayacaktır. Tekrardan herkes evinde oturmaya başlayacaktır. Bu süreç içerisinde insanlar mutlaka yatırımlar ve bir şeyler arıyorlar. Bu süreç içerisinde siz bunları değerlendirebilirsiniz. Gruplarınızı büyütebilirsiniz. Bu grupları büyütürken size damlayacak olanlarla elde ettiklerinizle belki o ayki bütün masraflarınızı diğer gelirlerinizi ellemeden karşılayabilme fırsatınız var. Bunu hafife almayın lütfen. Bu benim için olan bir şey değil. Bu hepimiz için olan bir şey. Şöyle de düşünmeyin. Ben bu yatırımla gideceğim ama beni kim dinleyecek? Sizin bu yatırımla birisine gitmeniz demek bu sizin için sadece siz kendiniz için bir iş olanağı ile gitmiyorsunuz. Siz aslında karşı tarafa da iş kurma fırsatını veriyorsunuz. İleriye dönük, geleceğine dönük bir yatırım fırsatı elde etmesini sağlıyorsunuz. Belki de onun tanıdığı öyle çevresi var ki biz belki de Türkiye'de büyük bir masaya oturup da Türkiye'de kurum üzerinden bir projeye imza atabileceğimiz belki de bir tanıdığı vardır. Belki de çevresinde öyle insan vardır. Belki de öyle olanakları vardır ki bunları bize sunabilirler. Bunlardan faydalanabilmek için hem karşı tarafa fırsattır hem sizin için fırsattır. Tek taraflı değildir asla ve asla. Bunu unutmayın. Yaptığınız iş basit bir iş değil. Yaptığınız iş çok güzel, çok başarılı bir proje. Bunun farkında olarak birine teklifte bulunursanız, sizin ne kadar önem taşıyarak bir projeyi sunduğunuzu gören kişi zaten eğer ki bir proje arıyorsa, bir yatırım fırsatı arıyorsa kendisi için mutlaka ve mutlaka sizin sunduğunuz projeyi değerlendirecektir. Bu pandemi süreci içerisinde, evde oturacağınız süreç içerisinde eşiniz olabilir, oğlunuz olabilir, yetişkin hale gelmiş, 18 yaşını doldurmuş. Yani aktif olarak bir şeyler yapabilecek olan kişiler, sunumlarda network sistemine sahip olabilecek yeteneğini gördüğünüz kişiler, bunlara bir teklifte bulunun, bunları teşvik edin ve hem kendinize hem o insana gelir elde etme hakkını da verin. Siz de alın bu hakkı. Bunu değerlendirin lütfen. Bu paketleri hafife almayın. Çünkü bu paketleri 14. aşama şu anda bitiyor. 14. aşama bittikten sonra 15. aşama başlamış olacak. 15. aşamadan sonra zaten yatırımcılar yatırımcı o işte yatırımcı olarak kalacaklar ama biz ortağız. Biz projenin içerisinde ortak olarak yer alıyoruz. Aradaki farkında siz olun. 15. etaptan sonra gelen herkes sadece yatırımcı olacaktır. Hissedar olacaktır yani hisse alacak, hisse satacak. Ama siz burada ortak olacaksınız. Sizin baki olarak ortaklığınız kalacaktır. Devredebileceksiniz, miras verebileceğiniz bir ortaklığınız olacaktır. Bunu değerlendirin lütfen. Bunun üzerinde durmanızı çok çok isterim. Ben kendim bazı konular üzerinde durdum ve kendim denediğim için size bunu aktarıyorum. Çünkü geçen kış ayı boyunca yani Şubat ayından sonraki dönemde ben de evden çalıştım ve ben evden çalışırken inanın Skyward Community projesi içerisinde yer almamdan dolayı yapmış olduğum network sisteminden dolayı benim evimin masrafını ben o süreç içerisinde yaptığım sunum ve çektiğim yatırımcılardan olan damla damla gelen birikimlerimle yaptım. Bundan çok memnun oldum. Hatta dedim ki keşke bunu birçok kişi yapabilseydi dedim. Ve şu anda bu ay içerisinde tekrar bir ikinci dalganın geldiğini gördüm. Görmemin sebebi de fabrika içerisindeki COVID'in artışından dolayı
Türkiye genelinde de biz duyuyoruz. Bizim gibi aktif olan insanlar bunun farkında, sanayiciler öncelikle farkında. Çünkü fabrikalarda çalışan kişiler orta düzeydeki insanlar fabrikalarda çalışıyor. Bu insanların bazıları çift iş yaptığını kimseye söylemeden de yapıyorlar. O süreç içerisinde bu Covid bulaştı. Bu bulaşım süreci içerisinde de yavaş yavaş fabrikalarda 15 günlük kapatılma süreçleri bile başladı. Bu süreçleri daha ileriki aylarda göz önünde bulundurursanız, havaların soğumasından dolayı da birçok iş duraklamaya geçecek, karantina dönemi başlayacak. Bundan değerlendirip kendinize bir iş fırsatı yaratmanızı istiyorum. Sizden rica ediyorum, bunu kendiniz için yapmanızı istiyorum. Bunu yapın lütfen. Grubunuzu oluşturun. Ben buradayım. Hikmet Bey çok güzel gruplar kuran bir insan. Yeter Hanım çok güzel desteklerde bulunan bir kişi olarak bir bayan adına gerçekten o kadar mutluyum ki. Çünkü Yeter Hanım herkese ulaşmak için bir çaba gösteriyor. Çok güzel sohbetler kurabiliyor. Çok güzel iletişim ve bilgi aktarımı yapıyor. Hikmet Bey aynı şekilde herhangi bir çıkarı olmadan sizi destekleyebilecek, size grubunuzu nasıl yöneteceğinizi, neyi yapacağınızı, nasıl yapacağınızı aktarabilecek bir kapasiteye sahip insan. İlhan Bey aynı şekilde ne kadar bir süredir kendim çekildim dese de yine aynı şekilde çok güzel konuşmaları ve planlamaları olan insanlar var burada grubun içerisinde. Diğer kişileri çok yakından tanımamama rağmen bu grubun içerisinde bulunan kişilerden çok güzel işler çıkacağını ve çok kuvvetli bir ekip olabileceğimizi görüyorum. Bunu değerlendirip birlikte yol alalım ve Türkiye'de o ilk masa toplantısında bir saf tarafında biz yer alalım. Biz o masada bulunalım. İlk projenin itibariyle biz bulunalım. Bu benim hedefim. Bu hedefe katılan insanlar olduğunu biliyorum içinizde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hedefe doğru biz gidelim, planlı gidelim, iletişime geçin. Başka taraflara eğer yönelmeniz varsa, iki taraf arasında kararsız kalıyorsanız lütfen netleşin. İnsanın netleşip tek tarafa yönelmesi çok daha iyidir. İki iş yapabilirsiniz, üç iş yapabilirsiniz ama bir tarafı yaparken diğer tarafa o tarafın işini taşımayın. Öbür taraftan da bu tarafa işi taşımayın lütfen. Doğru olan aslında budur. Yani prensipler olması gerekiyor. Bu prensipler içerisinde her şeyden önce yaptığınız işe siz saygı duymalısınız ki diğer kişiler de sizin yaptığınız işe saygı duysun. Diğer kişiler de sizin yaptığınız işi değerlendirsin. Değerlendirme yaparken bu insan bu duruşuyla, bu konuşmasıyla, bu gücüyle, bu özgüveniyle bu işi yapıyorsa ben de yapabilirim diyebilsin. Böyle bir seviyeye gelebileceğinizi görüyorum. Yani bu seviyeye gelmek istemeyen kişiler burada olabileceklerini sanmıyorum. Şu anda burada bu akşam bu zamanını ayırıp da çocuğundan, çoluğundan, eğlencesinden, akşam yemeğinden, akraba ziyaretinden ya da bir görüşmesinden vakiti çalıp da buraya harcayacağını düşünmüyorum. O yüzden bunu madem ki yapıyorsunuz, sadece konuşmada kalmasın, bunu bir atak olarak, bir gerçek adım atarak gerçekleştirelim. Yani pratikte yapmaya başlayalım. Bunu gerçekten bugün burada konuşuyorsak ya da telefonla arayıp da birbirimizi konuşabiliyorsak o konuşma orada kalmasın. Onun devamı gelsin. Onun adımları gelsin. Ben burayla görüşme yaptım. Şöyle şöyle dedim ama burada belki de bir şeyi eksik aktardım diyebilirsiniz. Acaba ben neyi eksik aktardım diye sorabilirsiniz. Telefon rehberinizdeki kişileri bir gözden geçirin. Onlara ulaşabilirsiniz. Belki de siz farkında değilsiniz ama yatırım fırsatı gözetleyen o kadar çok kişi vardır ki etrafınızda doğru projeyi bulamıyordur ya da kimseyle paylaşmak istemiyordur. Sonuçta insan özelini, ekonomik durumunu, işte finansal durumunu kimseyle paylaşmak istemez.
Siz bunun belki de farkında değilsiniz ama siz bunu dile getirirseniz o insanın içerisinde de olan bir istek varsa o size zaten dönecektir, diyecektir ki ya sen bir projeden bahsetmiştin. Bu projeyle ilgili bana bir şeyler aktarabilir misin? Ben öğrenmek istiyorum deyip de size dönüş yaparsa siz projeyi anlatabilecek kapasiteyi kendinizde görüyorsanız anlatın. Anlatamadığınız yerde de ben sana bu kadarını aktardım ama sen daha fazla bilgiyi şu kişilerden alabilirsin. Benim adıma onlar sana sunum yapacak deyip arkadaşı bize yönlendirebilirsiniz ve bizi arayıp haberdar edebilirsiniz. Ben bu kişiyi yönlendirdim. Bu benim ilettiğim bilgilerle gelecektir. Benim grubumun altında olmasını istiyorum. Yardımcı olun dediğiniz zaman biz size herhangi bir karşılık beklediğimizden falan değil. Biz size yardımcı olup sizin de güçlenmenizi, birlikte güç olmamızı sağlamak için bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Tekrar söylüyorum, değerlendirelim. Yarınki toplantıya katılın. Yarınki sunumu izleyin. Yarınki EcoFest'i canlı olarak seyredin. Bir o duyguyu yaşayın. Yani oraya gidip yaşayamıyorsunuz şu anda. Bunun farkındayım. Ben de isterdim orada olmak ama şu anda gidemiyorum. Şu anki durum buna el vermiyor. Bizim elimizde olan sebeplerden dolayı değil. Yoksa biz onların dediği gibi de belki de bir araya gelip de burada Türkiye'de bir yerde buluşup bu akşam hem bir yemek yemiş olacaktık, hem bir buluşma yapardık, hem aramızda birçok konuyu konuşurduk, hem de yarınki toplantı ile ilgili saat 10.30'da 10'da bir araya gelir, güzel bir kahvaltının arkasından saat 10'da yayına katılacak hazır bir pozisyonda olurduk, 10.30'da da yayına katılmış olurduk, 11'de Türkiye'nin de burada olduğunu gösterebilecektik, güzel bir gün geçirebilirdik. Ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı şu an bunu yapamıyoruz. Evet Ahmet Bey, ben yarın toplantıyı izleyeceğim. Hatta konuşma yapmak istiyorum. Konuşma yaptığım zaman da grubum adına konuşma yapacağım. Şahıs olarak yapmayacağım. Grubum adına bir konuşma hazırlayacağım ve Türkiye grubu adına bir konuşma yapacağım orada. Ahmet Bey ve diğer arkadaşlar duyuruyorum hepinize. Hepimizin adına bir konuşma yapacağım. Grup olarak konuşmam olacak. Katılacağım. Sonrasında da bunu bir de Türkçe aktarmak istiyorum. Bunun bir plan projesini de yapıyorum şu anda. Hatta konuşmam oldu. Bunu yapacağım. Ama orada olduğunuzu canlı yayında göstermeniz benim için ve bizim için çok daha önemli. Türkiye burada bulundu diyebilmemiz çok önemli. Bir sonraki EcoFest'te belki de birçoğumuz bir araya gelip birlikte gideceğiz. Yanınızda sizin yol arkadaşınız olarak yani hem tercümanlığınızı yaparak hem sizinle birlikte orada bulunabilirim. Çünkü ben zaten yurt dışına gidiyorum. Zaten birçok ortama girip çıktım. O yüzden sizin burada birçoğunuzun katılmak istediğini biliyorum. Gitmek isteyenler herhangi bir problem de olmazsa şu anki pandemi gibi büyük bir problem olmadığı sürece EcoFest düzenleneceği açıklandığı zaman, davetler gelmeye başladığı zaman gitmek isteyenlerle birlikte bir ekip oluşturup evet gidebiliriz. Her şeyimizi ayarlarız. Birkaç ay öncesinden vize mi gerekiyor? Vizemizi yaparız. Pasaport mu gerekiyor? O işlemleri bitiririz. Öncesinden biletlerimizi alırız. Yapmamız gereken bütün ayarlama, otel, konaklama yeri vesaire nereye yakınsa ya da proje içerisinde nasıl bir sistem üzerinden onlar yapacaksa biz de ona uyarız. Önden çalışmalarımızı yaparız. Gidilecek tarihlere yakın her şeyimiz hazır bir şekilde grup olarak gidebiliriz. Böyle bir talebiniz olursa, böyle bir isteğiniz varsa bu da yapılabileceğini şimdiden söyleyebilirim. Her zaman varım bu konuda. Sizinle birlikte yola çıktım. Sizinle birlikte devam etmek istiyorum. Hatta büyümeye çok büyük bir isteğim var. Büyük bir hedefim var. Sizlerle birlikte yani bu hedefi ben koydum kendime ama sizler de koyun lütfen. Sizler de katılın. Bu EcoFest'i düşünüyoruz.
katılmak da istiyoruz ama bu aşamaya kadar da birçok şeyi de yolu kat etmek istiyoruz ki oraya gittiğimiz zaman bir de gururla dönmek var. Gururla Türkiye'yi de temsil etmek var. Türkiye adına katılımları yapmış olduğumuz işlerle orada bulunmak da çok büyük bir size gurur yaşatacaktır. Yani bunun şeyi havasını da almanızı istiyorum. Bunu da istiyorum gerçekten. İsteyenler hep birlikte çalışalım, yapalım. Bu ay içerisinde dediğim gibi paketler var. O paketler içerisinde hologram çalışması yapabiliyorsunuz. Paketlerin bütün taksitleri bittikten sonra eğer peşin alanlar olursa peşin alanlar hologram çalışması için kendi resimlerini ve kendi hologramlarını oluşturabiliyorlar. Ama taksitli alanlar taksit süreleri bittikten sonra hologramlarını oluşturabiliyorlar. 5.000'lik paketiniz var. 10 ay taksitle 500 dolar her ay ödemeniz oluyor. Veya peşin ödemeyle 5.000 dolara paketinizi satın alabiliyorsunuz. 500 bin adet hisse var. 10 bin dolarlık hissede 10 aylık taksit var. 1 milyon hisse yer alıyor. 10 aylık taksit 1000 dolardan her taksitiniz oluyor. Eğer peşin ödeme yaparsanız da zaten 10 bin doları peşin ödemeyi yapıyorsunuz. Hologramınızı oluşturuyorsunuz ve onun çalışması başlıyor. Bu şekilde bir paketler var. 600 dolarlık paketler var. 12 aydı galiba şeyleri taksit süreleri. Orada 50 dolarlık ödemelerle taksit ödeme seçenekleri var. Onu alabiliyorsunuz. 1200 dolarlık paketler var. Bir de onları alabiliyorsunuz. Şimdi 5000 dolarlık paketle 1200 dolarlık paketin arasında bir farkın olması gayet normaldir. Birinde 5000 dolarlık bir hisseyi alıyorsunuz. 500 dolardan bir ödeme yapıyorsunuz. Tabii ki de buradaki hisse sayısı da daha fazla, daha avantajlı. 1200 dolarlık paketin içerisindeki hissede sizin o durum, o günkü durumunuza uygun, ekonomik, finansal durumunuza uygun pakettir demektir. Orada da sizin için yine avantajlı seçimler var. Bundan faydalanıyorsunuz ve o paketler az kaldı. 600'lük paket ve 1200'lük paketler azaldı. 5.000 dolarlık, 10.000 dolarlık paketler sadece bu ay için geçerli. Bu aydan sonra onlar %100 artışa geçecekler. O paketleri daha bulamayacaksınız. 600 dolarlık paket yatırımı yapmış olan arkadaşlar, 1.200 dolarlık paket yatırımı yapmış olan arkadaşlar, siz burada herhangi bir şey kaybetmediniz. Sadece sizin ekonomik durumunuz ve şartlarınız ona uygundu, onu aldınız. Ve o paketler o gün mevcuttu. Bugün ise o paketler yine var, sınırlı sayıda fakat farklı seçenek de sunuldu. Farklı seçeneğin sunulması hem size bir fırsat sunuyor hem aslında projeye de bir yatırım getirdiği için o paketler veriliyor. Onların da avantajları var ama oradaki ödemeyle öbür ödemenin arasında farklar var. O farkları kıyasladığınız zaman tabii ki de bütçeniz hangisini kaldırıyorsa onunla devam etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Değerlendirmek istiyorsanız her paket değerlendirilebilir. Hisse bunda fazla ben biraz daha bekleyeyim. Belki de daha fazla hisse şey teklifleri gelecektir. Belki de gelecektir ama belki de gelmeyecektir. O yüzden ben her ay kendi adıma her ay yaptığım yatırımı o ay için değerlendiriyorum. Bu ay bu paket çıktı mı? Ben o paket eğer benim işime yarıyorsa ve bana büyük bir getiri getireceğini düşünüyorsa ben o paketi üyeliğimi yaptırıyorum. Ödemesini yapıyorum. Taksitlendirme yapıyorsam taksitlendirme peşin alım yapıyorsam peşin alımla yapıyorum. Biz burada 600'lük, 1200'lük, 5000'lik, 10.000'lik paketleri konuşurken öyle yatırımcılar var ki bunların birçoğunu tanıyorum. İsim olarak sadece değil. Çalıştığım kişiler var. Yani daha öncesinden ben bu projeyi öylesine bir şey araştırma yaptım da pat diye denk geldim değil. Ben yaptığım dış ticaret işinden dolayı bir şekilde bu projeye çıkmış bulundum.
Birinin vesilesiyle bana bir fırsat olduğunu gördüm ve değerlendirdim. Ve katılmış olduğum toplantılar, yurt dışındaki toplantılar dahil olmak üzere Türkiye içerisindeki toplantılar, burada birçok kuruma ziyarette bulundum. Benim yanıma misafir olarak geldiler. Tercümanlık yapar mısın, bize yardımcı olur musun denildiği zaman katıldığım toplantılarda karşıma çıkan öyle insanlar oldu ki, öyle yatırımlar oldu ki, hem yurt dışında hem yurt içinde. Yani bu benim size bahsettiğim 600'lük, 1200'lük paketler, 5000'lik, 10.000'lik paketler çok basit paketler olarak kalıyor. Fakat ben bunu böyle değerlendirmiyorum. Herkesin alım gücü vardır. Herkesin bir yatırıma ayırmış olduğu bir bütçe vardı. O insanların öyle bir gücü vardı. Onlar öyle bir yatırım yaptılar. Ama onlar yatırım yaptılar. Ve o insanların yaptıkları yatırım gördüğüm zaman ben burada basit bir projeyi göremiyorum. Yani siz onları tanısanız siz de aynı fikirde olursunuz. Bu basit bir proje değil. Bu ayarlanmış işte Türkiye içerisinde gerçekleşmiş olan bazı projeler gibi bir proje değil. Burada bütün dünyadan insanların yer almış olduğu ve gerçekleştirmiş olduğu, imza atılmış, gerçekleştirilmiş, sonuçlandırılmış proje yer alıyor. Benim bulunduğum o ortamlarda siz de bulunsanız siz de dersiniz ki evet, ben doğru bir işe yatırım yapmışım. Evet, ben bu projenin içerisinde bu insanlarla birlikte yürüyebilirim dersiniz. Bunu unutmayın lütfen. Hani bunu değerlendirin. Eğer fırsatınız varsa ve başkasına da fırsat sunabilecekseniz bunu değerlendirin. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Yarınki canlı yayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmış olan, tamamlanmış olan projenin yayını da yapılacak. Oradan da bir canlı yayın bağlantısı olacak. Oradan da sunum yapılacak. Bunu da unutmadan duyurmak istiyorum. Şarjeden bağlantı yapılacak canlı olarak. Orayı da gösterecekler. Oranın da ne halde olduğunu, ne duruma geldiğini görebileceksiniz. Anlatımı tamamı hepsi yer alacak. Bunu da kaçırmayın. Sizin görmek istediğiniz proje değil miydi? Evet, tamamlanmış olan bir projenin yarın bir anlatımı olacak. Oturun, seyredin. Anlamasanız bile görüntüyü seyredin. O görüntü bile size birçok şeyi anlatacaktır. Oradaki konuşmalar, siz bir şeyler seyrederken muhakkak ki hani atmosferin, ortamın oluşturduğu ne olduğunu anlayabilirsiniz ya. Onu hissedersiniz. Ben şu anda nasıl bir ortam olacağını bilmiyorum. Bana gösterilmedi, bana tanıtımı yapılmadı. Ama yarınki sunum sırasında dikkat edin. Kişilere dikkat edin. Oturuşlarına, kalkışlarına, odanın düzenine, masa düzenine, her şeye dikkat edin. Bunlar size hepsi ipuçlarını verecektir. Orada gördüğünüz her şey size bir şeyleri kendi diliyle anlatacaktır. Siz anlamanıza gerek yok. Oradaki görüntülerle size bir şeyler aktarılacaktır. Siz oradan alacaksınız. Almak istediğiniz bir enerji var ise, almak istediğiniz bir şey varsa siz oradan hepsini alacaksınız. Buna inanıyorum ve yarınki yayının herkes için çok güzel bir moral olacağını, herkes için nelerin yapıldığını göstermiş olacağını da düşünüyorum. Hepinizi yarın o yayında bekliyorum. Hepiniz katılın. Katılımdan sonra tekrar bir araya gelir, tekrar bir konuşma yapabiliriz. Grup içerisinden lütfen sorularınızı yazın. Konu başlıkları yazın. Şu konuyla ilgili anlatım istiyorum diye yazın. Bununla ilgili yine dediğim gibi size sürpriz bir sunum hazırlanacak. Bakalım ne olacak o sunumun içerisinde. Bakalım neler yer alacak. Bunları hazırlayabilmek için sizden alacağım sorulara ihtiyacım var. Beyin jimnastiği yapalım, öyle diyelim. Beyin jimnastiği için
Hepimizden bir şeyler gelsin. Hepimizden bir şeyler gelsin ve en güzel enerjinizi oraya aktarıp da lütfen bana yollayın ki ben de bunları alayım. Birlikte bir atmosfere atalım o enerjiyi. Bakalım ne olacak? Dönüşü bize nasıl olacak? Bir bakalım birlikte. Bunu da yapalım. Eğitim demiştik. Eğitimimiz başlıyor. Kasım ayından itibaren sanırım Kasım'ın birinci haftası değil de ikinci haftası itibariyle eğitimimiz de başlıyor. Çünkü eğitim sunumuyla ilgili bütün dokümanlar Franciszek Solar Bey'in elindeki, Vladimir Bey'in kontrol ettiği, Irina Hanım'ın da bir eli değmiş olduğu bir sunum var. O sunumdan bir şeyimiz olacak. Bir dönüş alacağız. Bundan da haberiniz olsun. Bunu da size hatırlatmış olayım. Sunumu eğitim olarak sunacağız. Sanırım birkaç sunumda bizimle birlikte olacaklar yöneticilerden birkaç kişi. Ondan sonrasını ben size yapacağım eğitim sunumunu. Ben size yapıp sizin sorularınıza istinaden cevaplarınızı vermeye başlayacağım. Birlikte yeni bir sunum hazırlarız. Biz şunu yaptık, bu olmuyor ama bunu da yapalım. Bu daha verimli geçti gibi şeylerle de dönüşler alabiliriz diye düşünüyorum. Onu da biz kendimiz de yapacağız ama ilk başta yöneticilerle birlikte bir sunumumuz yapılacak. Sonrasında ben belki de onlardan eğitim alacağım ve eğitim aldığım sunumları size aktaracağım. Bunu yapmamızın sebebi de şu olacak. İki dilde yayın yapılması, iki dilde sunum yapılması sizleri bıktırabileceğini düşündüğüm için böyle bir teklifi sunmak istiyorum. Çünkü onlar Rusça söyleyecekler. Ben size Türkçe aktaracağım. Siz Türkçe söyleyeceksiniz. Karşı tarafa Rusça aktaracağım derken uzun anlatımlar bir de bazen oluyor. Bu uzun anlatımlar sizleri bıktırmasın diye biz bunu aktif hale getirmek için farklı bir proje de yapabiliriz. Ama eğitim başlıyor. Bunun hazırlığı, altyapısı tamamlandı. Türkçe olması gerektiği için yeniden altyapısı tamamlandı. Diğer Rusça ve İngilizce sunumlar var ama onlar bize uymaz. Çünkü sizlere Türkçe tamamen aktarım yapmak istiyoruz. Tamamen Türkçe eğitiminiz olsun istiyoruz. Bunlar slayt şeklinde olacak, doküman şeklinde olacak. Hatta bunları sizinle de paylaşacağım. Çalışabilmemiz için haftalık plan ve projemiz de olacak, aylık olarak da olacak, hangi hedeflere ulaştık, neler yaptık gibi gibi adımlarımız olacak. Bunları hepsini birlikte çalışacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, toplantıda ne konuşulacaksa bize çevirmeniz daha iyi olur. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey çevirme konusuna da bakacağız. Ama yarınki sunumda, canlı yayın sunumunda Türkiye'den katılım. Hatta kayıt yapıyorsunuz, canlı yayına katılıyorsunuz ya. İsim soy isim yazacaksınız sanırım. O isim soy isimi yazdığınız zaman Türkiye diye de yanına not alın. Türkiye'den katıldığınız gözüksün orada lütfen, tamam mı? Öyle bir strateji uygulayalım. Biz orada ne yazarsak yazalım yine de Türkiye diye de bir not düşelim. Türkiye'den katılım olduğu görünsün. Yurt dışında da bulunsanız ya da alt grubunuz yurt dışında bile bulunsa bunu aktarın. Not yazıyorlarsa Türkiye diye yazsınlar oraya. Türkiye ön planda çıksın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü akşam vaktinizi de bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı şekilde ayın birine ikisine falan denk gelmezse yine aynı şekilde Perşembe günü saat 8'de tekrardan yayınımız olacak. Haftayaki yayın konumuzu grup içerisinde de yazabilirsiniz. Bugünkü yayınımız yine eğitim konusundaki gelinen aşamaydı ve yarınki yayınla ilgiliydi. Ayrıca bu ay içerisinde yer alan paketler ve geçen aydan kalan sınırlı sayıdaki paketlerimiz üzerineydi. Bir de Türkiye ekibinin gelişimi konusunda bir yayınımız gerçekleşmiş oldu. Bunu da not etmiş oluruz.
diye düşünüyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim hepinize. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hikmet Bey, İlhan Bey, Ahmet Bey, hepinize çok çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey, buradasınız hala. Evet. İyi akşamlar diliyorum.